沉睡的人心绞澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。听过bağırman bitti mi? Hala kusuyorum. Al, biraz iç, daha iyi hissettim. Teşekkür ederim. Ya diğerleri? Bağırıp çağırıp eğleniyorlar işte. Bizi niye buraya getirdin peki? Burası fiziksel ve zihinsel sağlığınız için iyi bir yer. Faydalıdır. Her yatırım toplantısından sonra kazananların yolu buraya düşer. Nedenini biliyor musun? Çok mutludurlar ve nasıl göstereceklerini bilemezler. Geçen yıl bir optoelektronik şirketine yatırım yapmıştık. Aynı zamanda çevre teknolojisi üzerine araştırma yapan küçük bir işletmeydi. Çekirdek üye olarak 6 mühendis vardı. O akşam şirketlerine yatırım yapmaya karar verdik ama hepsi de alkolden zehirlendi. Ciddi bir şey olmadığı için şanslıydık. Bir şeyler ters gitseydi şirketlerini yeniden değerlendirmek zorundaydık. O zaman çok gerilmiştik. Sonra bir psikoloğa danıştık ve bize kazananları buraya getirmemizi önerdi. Etkisi gerçekten inanılmaz. Evet öyle. Bundan iyi ders çıkardınız. Bizi neden çocukların eğlendiği bir yere getirdiğinizi merak ediyordum ama artık anladım. Bağlantı kurduğum o güçlü insanlar sana benziyor. İçlerinde hiç büyümeyen bir çocuk var. Dünya ile ilgili hayalleri ve tatminsizlikleri olan bir çocuk. Ve dünyayı böyle insanlar değiştirir. Bana da sonuçlarından keyif almak kalır. Çünkü asla sizler gibi olamam. Bunu iltifat kabul ediyorum. Hadi, biraz daha eğlenelim. İleri! Yoksa sahibi misin? İstediğin an harekete mi geçiyor? Buraya yatırım yaptım. Harikaymış. İleri! Hücum! Hücum! Lütfen sözleşme imzala.
İşte 1,5 milyon dolar. Parola. Tanıştığımız gün. Zengin bir adamla evlen. Hayal kurmaktan daha iyidir. Nalan, ne yapıyorsun? Acele et biraz. Geliyorum. Bunu açıklığa kavuşturmalıyız. Baba, e-posta yazmakla meşguldüm. Şimdi müsaitim. Bugünkü yatırım toplantısının sonucu nedir? İlk defa yaptığım işi merak ediyorsun. Sihirli Kristal kazandı. Jason ve Foxmail ise elendi. Sihirli Kristal'in zaferiyle bir ilgin var mı? Bu soruyu neden soruyorsun? Az önce Bay Jin aradı. Jason'un kaybedip Sihirli Kristal'in kazanmasında payın olduğunu söyledi. Doğrudan sana sormamı istedi. Anlaşılan kolu her yere uzanıyor. Ama o kaybetti. Sonucu kabul etmek zor olmamalı. 3 operatörün desteğine rağmen kazanamadı. Size geldi çünkü kendine bir çıkış yolu bulmak istiyor. Baba, sence sizi aramasındaki asıl amaç neydi? Nalan, ailen olarak özel hayatına karışmamalıyız. Kime aşık olduğun ya da kiminle birlikte olduğun seni ilgilendirir. Ama Jin ailesinin durumu çok özel. Uzun zaman oldu. Jin Chen sana nasıl davranırsa davransın, babası Jin bize karşı hep iyiydi ve bizimle ilgilendi. Korkarım ona karşı kibar olamadık. Jin ailesinin gücünü çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Yani Jin Chen'den ayrılsan bile onunla iyi geçinmek zorundasın. Ona düşmanınmış gibi davranmamalısın. Beni anlıyorsun değil mi? Nala, babanın söylediklerini anlıyor musun? Dinleyip dinlememek sana kalmış. Guo Xinyan'a gizlice yardım ettiğini duydum. Bu doğru mu? Söyler misin? Bai Jin bize öyle söyledi. Doğru mu bu? Doğru. Tamam. O halde onu getirip bizimle tanıştır bakalım. Neden bu kadar merak ediyorsunuz? Babam ve benim Jin Chen'le olan tartışmanız yüzünden son günlerde pek de iyi uyuduğumuz söylenemez. Lütfen bize erkek arkadaşın olduğunu önceden haber verir misin? Aksi takdirde içimiz rahat etmeyecek. Onun erkek arkadaşı olduğunu sanmıyorum. Sadece merakımı gidermek için bana ondan bahsetmeni istiyorum. Guo Xinyan'dan mı bahsedeyim? Evet. Patron, buraya gel. Teşekkürler ofis. Evet. Hey. Hey. Guo Xinyan nerelerdeydin? Ben bir telefon görüşmesi yaptım. Benimle Sihirli Kristal'in kullanıcı sayısının bu hafta içinde 10 milyona ulaşacağına bahse giren var mı aranızda? Buna ben de inanıyorum. Bir haftada 10 milyona ulaşmak bence pek mümkün değil. Hiçbir şey imkansız değildir. Blog yazma çağındayız ve kaixin001.com bitmiş durumda. Herkesin sırası gelecek. Bugün Sihirli Kristal'in sırası. Harika! Bu dalga 2-3 yıl içinde sona erecek. Bu kaçınılmaz bir tarih kuralı. Bundan kaçış yok. İşte buna inanmıyorum. Hayal gücünüzün ötesine geçen işler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu dünyaya mucizeler yaratmak için geldik. Güzel söyledin. Evet, hadi şerefe. Hadi şerefe. Aslında Sihirli Kristal'i tartışarak ortaya çıkardık. Aramızda bir yanlış anlaşılma var.
Ofisimize ilk geldiğinde biri ona benim yanlış isim kartımı vermiş ve beni başka biriyle karıştırdı. Dur bekle. Anlamıyorum. Az önce sihirli kristali tartışarak yaptığınızı mı söyledin? Evet. Ve seni başka biriyle karıştırdı ama yine de ona yardım ediyorsun, öyle mi? Doğru. O yüzden aptal olduğunu söyledim. Aslında biz birbirimizi görmeden tanıştık. Telefonla ve e-postayla sürekli iletişim halindeydik. Belki de sihirli kristal fikrini bulan kişi yüksek duygusal zekaya sahip olmamalıdır. Belki buna inanmayacaksınız ama birkaç kez Rofiz'e geldi. Ve orada Nala'nın ben olduğumun farkında bile değildi. Ona adımın Sanha olduğunu söyledim. Çevrim içi arkadaşlık böyle mi oluyor? Saçmalama. Sihirli kristalle nasıl para kazanılacağını hiç düşündün mü acaba? Şu an için para kazanmayı düşünmüyoruz. Bu da ne demek? Sihirli kristal kullanıcı sayısı 6 milyondan fazla. Ücret alırsak taban hızla azalacak. Ve yapmamız gereken kullanıcı tabanını 10 milyonlarca hatta daha fazla arttırmak. Harika. Ya 10 milyonlarca kullanıcıya ulaştığınızda ne olacak? O zaman da 100 milyon kullanıcıyı hedefleyeceğiz. Milyarlarca. Gelecekteki milyarlarca kullanıcının şerefine. Şerefine. Alo? Nala, Nala, neredesin? Seni nerede gördüm? O gülüşün beni... Neredesin? Şu anda sarhoş musun? Dipledeyim. Sebebini bilmiyorum. Sarhoş olduğumda seni düşünüyorum. Bay Leo, saçma sapan konuşma. Ah, bana Leo de. Sadece Leo. Vay Leo deme. Vay Leo öldü. Öldü? Yalvarırım. Seni görmek istiyorum. Seni hemen şimdi görmek istiyorum. Leo Bey. Leo Bey! Leo Bey! Hoş geldiniz efendim. Louvey adında birini arıyordum. Nerede bulabilirim? Merhaba. Merhaba. Geleceğini biliyordum.
250. IQ'm 250. Ama aynı anda 3 şey yaptım ve hepsine yaklaşık 80 IQ ayırdım ben. Ve bu yüzden de kaybetmeyi hak ediyorum. Eminim ki IQ'un 250'den yüksektir. O kadar zeki değilim. Sana seni ilk gördüğümde aşık olduğumu söyleseydim, yalan olduğunu düşünür müydün? Haklısın, bunu şimdi söylemenin anlamı yok. Evet, haklısın. Sadece bugün kazanan ben olsaydım, gelir buraya oturur ve sana her şeyi söylerdim. Bana aşık olacak mısın? Bir işte başarısız olunca yeniden başlarsın. Ama ya kişiliğindeki sorun? Wendy'yi düşündün mü hiç? Ne zamandır birliktesiniz? Evini işim adına para toplamak için teminat olarak ipotek ettirdin. Sen yoksan Fox Mail de yok. Bunun yüzünden hayatım boyunca başka hiçbir kadına aşık olmayacağım. Para kazandığımda yapacağım ilk şey 1,5 milyon doları sana geri vermek olacak. Sana borçlu kalmamak bir erkek olarak saygınlığımdandır. Neden korkuyorsun ha? Ha? Niye endişe ediyorsun? Söyle bana, niye gerginsin? Altı üstü bir kız meselesi işte. Ben ölüm vadisine gitmiş adamım ama uçurumdan düşsem ölecektim neredeyse. Bu kız beni niye korkutuyor bu kadar? Neden gerginim? Sana söylüyorum Goşinyan, bu son kadeh. Bunu bitirdikten sonra aşağı inmezsen dayak yiyeceksin. Altı üstü bir kız be. Benim neyim eksik hem? Kariyerim şu anda başarılı değil mi? Değil mi? Son kadeh bu. Bendi benden ayrıldı. Bugün. Birlikte olmamız mümkün değil. Çünkü biz aynı türde insanlar değiliz. Bir deliyle birlikte olamam. Başarının peşinde hiçbir şeyden vazgeçmeyen biriyle olamam. Bu çok yorucu. Bak, bu sıradan birinin fikri. Hadi, birlikte içelim.
merhaba. Merhaba. Neden buradasın? Seni ziyaret etmeyi çok istiyordum. Burada yaşadığımı nereden biliyorsun? Ofisten çıkınca seni takip ettim. Evinin yakınlarındaki bir barda uzun süre kaldım ve sonra buraya geldim. İçtin mi? Evet içtim. Ama sarhoş değilim. Seni temin ederim ayığım. Şu anda saçmalamıyorum Nalan. İnan bana kendimdeyim. İnan bana. Benim adım Wendy. Wendy mi? Tamam, sana Wendy dememi istiyorsan ben de Wendy derim. Ama nedense seni Nalan olarak çağırmak çok daha samimi, daha güzel. Dur! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Korkma. Ben buraya sana bir şey söylemeye geldim. Söyle. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben uzun süredir sakladım bunu. Seni seviyorum. Şinya, sen ne yapıyorsun? Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Neden bahsettiğimin farkındayım. Ben sarhoş değilim, söyledim. Nalan ya da Wendy, ben Tibet'te dolaşırken ölüm vadisinde kurtlarla karşılaştığım zaman ve öleceğimi düşündüğümde bu dünyada beni önemseyen ve benim için endişelenen biri olduğunu biliyordum. Bunun farkındaydım o anda, tamam mı? Ve işte bu sayede o durumdayken bile kendimi değerli hissedebildim. O kişi sendin. Sen yoksan ben de yokum. Çok çalışıyorum ve seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Korkarım senin için yeterince iyi değilim ama neyse ki başarısız olmadım, başardım. Bugün başardım. O yüzden geldim işte buraya. O yüzden çıktım karşına. Karşında durup sana bütün hislerimi, bütün aşkımı anlatacağım günün geleceğini biliyordum ben. İşte o gün bugün. Evet, o gün bugün. Ben seni seviyorum. Gerçekten. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum artık. Ömrümün tamamını. Neden telefona cevap vermiyorsun ha? Başardığımda beni görmeye geleceğini söylemiştin. Neredesin? Seni şimdi görmek istiyorum. Hemen şimdi. Hadi, lütfen. Alo,
kimsiniz? Kim o? Bu kadar geç saatte aranır mı? Bilmiyorum ki, konuşmuyor. Kimdi o? Bilmiyorum. Size saygı duyuyorum. Milyarlarca kullanıcısı olan dünyanın en büyük telekom operatörüsünüz. Aşağılandınız ama buna dayandınız. Neden tavrınızı koymadığınızı anlayamıyorum. Efendim, tam olarak neyi kastediyorsunuz? Mobil internet. Bu çok belli değil mi? Birçoğu başıboş, kalitesiz hizmet veriyorlar. Böcek gibi yayılıyorlar ve kar avantajlarınızı ele geçiriyorlar. Sihirli kristali mi kastediyorsunuz? Evet. Sihirli kristal. Eşim bile uygulamayı telefona indirdi. Çok popüler oldu. Rüzgar gibi esip geçici. Örneğin vlog yazmayı ele alalım. İlk çıktığında herkes bunun gazetelerin sonu olduğunu söyledi. Bu bilgi teknolojisi çalışanlarının delice bir düşüncesiydi. Bir vlogda baş makale yayınlanabilir mi? Ülkenin sesini temsil edebilir mi? Yaşlandıkça endişeleniyorsunuz. Belki de. Ama iş dünyasında bunu hep hissediyorum. Pazar dengesi korunmalı. Peki nedir bu denge? Fiyatlandırmaya karar verme gücü, önde gelen işletme fiyatı belirlediğinde diğerleri takip etmek ve buna uymak zorundadır. Ama her zaman kuralı bozmak isteyenler çıkar ve hizmeti ücretsiz yapmak ister. Düzeni yok edip piyasayı alt üst etmek ister. Ücretsiz hizmet sunmaları onlar için bir sorun değil. Yalnızca birkaç milyon kullanıcıları var. Ama bizim milyarlarca kullanıcımız var. Görmezden gelinmeli. Jason'umuz gelecek vaat eden bir yazılımdır. Çok sayıda baz istasyonumuz var. Sihirli kristal gibi küçük bir yazılım kendiliğinden ortaya çıkar ve yok olur. Buna aldırmayın efendim. Başarısızlık düşmanı küçümsemekte yatar. İnternet için çalışanlar devrim hakkında konuşmaktan hoşlanıyor. Hala gençsiniz. Ben devrimin sonuna şahit oldum. Babam bana sık sık devrimden söz ederdi. Bir grup silahsız öğrenci vizyonları ve ruhlarıyla hanedanı değiştirdi. Böyle çok fazla örnek yok mu? Diktatör geldi ve gitti. Onlar çağlarının kahramanlarıydı. Sonra nereye gittiler? Hafife almakla büyük bir hata yaparsınız. Neden gülüyorsun? Geçmişi düşünüyordum. Bu yaşadığım bir rüya değildi, değil mi? Dün gece ikimize ne oldu öyle? Ne yani? Görmezden mi gelelim? Tam uykuya dalarken polisimi arasam diye düşünüyordum. İstersen polisi arayabiliriz. Hadi acele et. Kes şunu. Hadi kalkalım. Lütfen bir ara şirkete de gel. Bugün taşınacağız. Bir sürü şeyi halletmemiz lazım. Neden senin ofise gitmeliyim? Benimle bir sözleşme imzalamalısın. Ne sözleşmesi bu?
Sihirli kristal hisselerinin %5'ini sana vereceğim. Neden bahsediyorsun? Beni doğru duydun. Sihirli kristal hisselerinin %5'ini sana vereceğim. Bende sadece %40'ı var ve bazı hisseleri B ve C serisi finansmanına gitmek için elimde tutmalıyım. Bu yüzden lütfen az bulma. Kastettiğim bu değildi. O hisseleri asla alamam. Dün geceyi ben de istedim. Birlikte olduk diye bunu yapmak zorunda değilsin. Kesinlikle değilsin. O yüzden yapmıyorum ki. Sihirli kristal bizim çocuğumuz gibi. Lütfen beni reddetme. O %5 hisseyi hak ediyorsun sen. Ve mükemmel bir sonuç işte bu. Zaten aklımdaydı. Sen sözünü tuttun. Şimdi tutma sırası bende. Sözün mü? Unuttun mu? Kazanırsam benimle buluşacağına söz vermiştin. Hey. Bütün hesaplar kapatıldı. Şirkette kimin kaldığını bilmiyorum. Su getiren adam depozitoyu iade etmiyor. Geriye 746 yuan para kaldı. Lütfen git. Git hadi. Thank you.
Büyük sihirli kristali işte burada yarattık. Ama buranın yıkılmasına izin vermeyelim. Ara sıra geri dönüp burada eğlenebiliriz. Patron, gerçekten güvenilmezsin. Biz çalışıyoruz, sen ortadan kayboluyorsun. Hadi bize yardım et. Lütfen bir an için elinizdeki işleri bırakın. Çünkü benim şimdi size çok önemli bir duyurum olacak arkadaşlar. Rofiz'deki arkadaşımın kim olduğunu merak ediyordunuz, öğrenmek istiyordunuz. Ve aynı zamanda düşmana kimin gizlice bilgi sızdırdığını da merak ediyordunuz, değil mi? Ayrıca sihirli kristali benimle Tibet'te kimin tasarladığını da, değil mi? İşte bütün bu soruların cevabı. You.